Girişte Cenab-ı Hak la yus'elu amma yef'alu dedi. Ayetin bitirimin bitiminde ve hum yus'elun. Allah yaptıklarından sorulmaz olandır. Onlar ise yaptıklarından sorulacak olanlardır. Ve istisnası yok. يَوْمَ اِذِنْ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً O gün sizden geride hiç kimse kalmaz. Yani biri de toprağın altında gizlensin, hesap günü için Cenab-ı Hakk'ın huzura gelmesin. Orada kaybolmuş olsun. لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا Hepsi bütünüyle Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkarırlar ve hesap vermek üzere Cenab-ı Hak ile onun karşısında bütün bir hayatın hesabı önlerine konur. Kendilerine kitapları takdim edilir. اِقْرَا كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يبًا İşte senin kitabın, al oku, bugün muhasebe edici olarak senin kendin kendine yetersin. Önce bir kendini oku bakalım. Kendini kendin bugün sorgulasan sen bile kendine muhasebeci olarak kendini hesaba çekmen bakımından yetersin. اِقْرَا كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يبًا Böyle bir anın yani muhasebe dediğimiz yaşadıklarımızın hepsinden sorumlu olduğumuz düşüncesi. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Düşüncesi müminlerin hayatının sınırlarını, davranışlarının sınırlarını, tercihlerinin sınırlarını belirleyen çok önemli bir düşüncedir. Yani çoğu kararı etki eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi aç, başkaları da yanına uğradılar ki onlar da hani belki Allah'ın elçisine birileri bir şey bırakmıştır, yeriz diye. O da dedi ki bugün ben de bir şey bulamadım. O zaman Ensar'dan birinin, çünkü bunlar muhacirler, geldikleri Medine yurdunda öyle ya da böyle Ensar'ın eline bakıyorlar. Bir Ensar'a misafir olalım, Ensar'dan birine. Varıp Medineli bir Ensar'ın evine misafir oldular. Hatırladığım kadarıyla hadis-i şerifin girişinde şöyle seslendiler vesaire. Hanımı dedi ki şeyde çalışıyor, hurmalıkta çalışıyor. Nida ettiler Allah'ın Resulü birkaç arkadaşıyla gelmiş diye. Koşup geldi onlara küçük bir hayvan kesti, pişirdi, oturdular yediler. Şimdi o açlıktan böyle güzel eti yedikleri bir anda yanılmıyorsam rivayette Resulullah hani biraz da şöyle bir parça yapsanız da bana verseniz paket gibi kızıma götürsem dediler ki ya Resulallah ne demek elbette karnı doymuş eline bir küçük parça paketini de almış bir halde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok bir nimete kavuşmuş olmanın düşüncesiyle şu ayeti hatırlayıp وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Gün gelecek bu nimetlerden illaki hesaba çekileceksiniz. Rabbimiz bize bunun hesabını sorsa, sorduğunda ne diyeceğiz diye muhasebe düşüncesi önüne düştü. Karnı doyunca muhasebe düşüncesi zihninde baskı kurmaya başladı. Yani bu kadar imkanlar aldık şimdi eve de götürebileceğiz. Bunların hepsinden hesaba çekileceksiniz. Nimetleri hafife alan, bunları zaten kendim kazanıyorum. Zaten bunlar benim çabamla, gayretimle elime geçiyor. O yüzden istediğim gibi tasarruf edebilirim. Hatta gerekirse israf ederim, ölçüsüz davranırım. Düşüncesi bizde şeytani bir düşünce olarak muhasebeden bizi kopardıkça abes işler yapıyoruz. Bir bakmışsın yalan yanlış bir biçimde malından tasarrufta bulunmuş. Bir bakmışsın yalan yanlış bir biçimde zamanından harcamış. Zamanı da, malı da, imkanları da, kudreti de emeğimize, bedenimizdeki o küçücük enerjiye varıncaya kadar kendimizden belledikçe abes davranmaya, rahat ve sorumsuz davranmaya
Bunların Allah Azze ve Celle tarafından tevdi edilmiş ve hesabı sorulacak. وَلَتُسْأَلُنَّ hem de kesinlikle وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّائِمِ İlla ki nimetlerden o gün kesinlikle hesaba çekileceksiniz. Rabbimiz bunu sorarsa ne cevap vereceğiz? Bunları yedik, bunları içtik, bunları oturduk, bu kadar zaman harcadık diye. Bu sorumluluk duygusu bir kimsede ne kadar çok yüksek bir noktaya gelirse Cenab-ı Hakk'a karşı o kimsenin güçlü şekilde takvasını besler ve Allah Azze ve Celle katında onu iyi kılar. Ben la yüsel değilim, ben mesul bir kimseyim, ben sorumlu bir kimseyim, yaptığım her şeyin bir hesabı var, yaptığım her davranışın bir hesabı var diye kişi kendisini ne kadar çok imkana kavuşursa o kadar çok bunu kendisine karşı güçlü şekilde söylemeli. Çünkü gücü artan kişinin içinde beliren hal, içinde beliren duygular la yüsel olmaya daha bir güçlü şekilde can atar. Daha kendisini la yüsel, hani gücün kişiyi zehirlediği, paranın kişiyi zehirlediği, eline geçen imkanların kişiyi zehirlemesi, onu la yüsel'e çevirmesiyle ilişkili. O bakımdan nimetler ne kadar çoğalıyorsa, kulun kendisini dizginleyebilmek için mesul olduğunu, huzur ilahiye çıktığında sana verdiğim şu, 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 şu imkanları ne yaptın diye her biriyle ilgili mükellefiyet ortaya çıkacağını. Çünkü Cenab-ı Hak لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا آتَاهَا Allah hiç kimseye vermedikleri üzerinden mükellefiyet oluşturmaz ama bunu ifadeyi tersinden okursak Allah her kimseye verdikleri üzerinden mükellefiyet oluşturur. Allah ona akıl vermiş, Allah ona zeka vermiş. Bakmışsın sadece meslek edineceği kadar yere bunları kullanmış. Sonra işime kavuştum diyor işte, yiyip içiyoruz, yazın tatile gidiyoruz. Evimiz de var, araba da aldık. Şimdilerde bir yazlık da düşünüyoruz. Yahu sen 20'lerinde 30'larında bir gençsin, okurken de parlak bir kimseydin. E okumaya devam etsen, hani yüksek lisans yapsan, doktora yapsan, ikinci bir özellikle şer'i ilimlerde bir yandan okumaya devam etsen, ben seni iyi biliyorum dediğinizde ya mütevazi söylemlerle karşılaşıyorsunuz. Bunlar sorumluluğun kaybedildiği yerdeki beyhude lakırdılar olur ancak. Kul kendisine evet ben okusam orayı da okurum diyebildiği zaman, kul kendisine evet devam etsem yükseğini de doktorasını da yapardım diyebildiği zaman, bu imkanları Allah Azze ve Celle'nin yolunda, onun rızası uğrunda hem kendisi daha fazla bilgilenmek hem de daha fazla kimseye ulaşmak adına kullanmadığından mesul olacaktır. Yapabildiği halde, gerçekleştirebildiği halde yapmadığı her şeyden herkes mesuldür.